Mescidi Aksa. Aksa kelimesi en uzak anlamındadır. Mescid-i Aksa da Mekke'ye olan uzaklığından dolayı böyle adlandırılmıştır. Yani en uzak mescit demektir. Harem-i Şerif yapılarının içerisinde Hazreti Süleyman Mabedi'nden kalan batı duvarına bitişik olan dörtgen şeklindeki bu cami milattan sonra 638 yılında Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde Kudüs fethedildikten sonra inşa edilmiştir. Mescid-i Aksa daha sonra Emevi halifelerinden Abdülmelik bin Mervan zamanında genişletilmiştir. Kubbetüs Sahra. Bugün pek çok kimse tarafından Mescid-i Aksa zannedilen üstü altın kaplı 8 köşeli yer aslında Kubbetüs Sahra adlı yapıdır. Bir dönem Kubbetüs Sahra'yı ele geçiren Haçlılar burayı kiliseye çevirmişlerdir. Daha sonra Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethettikten sonra burayı kilise olmaktan çıkararak cami olarak ziyarete açmıştır. Bugünkü görünümüne ise Osmanlı padişahları tarafından birçok kez yapılan tamirat ve eklemelerle kavuşturulmuştur. Ayrıca Kudüs'te Hazreti Ömer Camii ismiyle bilinen bir mescit vardır ve Kubbetü Sahra da genellikle bu mescit ile karıştırılır. Oysa ki bu mescit Harem-i Şerif'in dışında 500 metre daha batıda yer almaktadır. Gerçek Mescid-i Aksa, sağ taraftaki gri kubbeli yapıdır. Evet, Mescid-i Aksa diye Kubbetüs Sahra'ya mı bakıyoruz? Pek çok Müslüman, Mescid-i Aksa'yı o resimlerde hep gördüğümüz altın sarı kubbeli olan yer olarak biliyor. Halbuki Mescid-i Aksa, o sarı kubbeli olan mescit değil, altın sarı kubbeli olan mescit, Mescid-i Aksa'nın hemen yanındaki Kubbetü Sahra Mescidi. Mescid-i Aksa, Kubbetü Sahra'ya nazaran çok daha gösterişsiz, gri kubbeli bir yapıdır. İşte gerçek Mescid-i Aksa resmi. Kubbetü Sahra, diğer adıyla Hazreti Ömer Camisi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıkarken bastığına inanılan kayanın üzerine inşa edilmiştir. Sahra kelimesi de kaya anlamına gelir ve Kubbetü Sahra isimlendirmesi bu kayaya binaen verilmiştir. Ancak dünyada hala birçokları tarafından Mescid-i Aksa olarak bilinen sarı kubbeli mabet işte bu mabettir. Gerçekte Mescid-i Aksa, Kubbetü Sahra'nın kıble tarafında bulunan daha büyük ve geniş bir mabettir. Peki çoğumuz neden bu gerçeği bilmiyoruz? Ya da neden bu iki mescidi ayırt etmiyoruz? Belki de doğru soru, birbirine bu kadar yakın iki farklı mescidin varlığından haberimiz var mı? Ve biz neden bu iki farklı mescidi aynı yer olarak algılıyoruz? Bu tamamen bir aldatmacanın arka planı. Yani aslında biz bize ne gösteriliyorsa ona inanıyoruz. Kim bize Mescid-i Aksa fotoğrafları diye sarı kubbeli Kubbetü Sahra'yı ezberletiyor? Medya. Peki bu işin arkasında kim var? Mescid-i Aksa diye Kubbetü Sahra resimlerinin ezberletilmesi kimin işine gelir? Tabii ki Kubbetü Sahra'yı ön plana çıkarıp Müslümanların değer verdikleri Mescid-i Aksa'yı arka plana itip şaşırtmacayla sanki hiç yokmuş gibi göstermek isteyenin işine gelir. Bunu yapan kim olabilir? Tabii ki Siyonistler. Siyonistler Müslümanların Mescid-i Aksa'sını kendilerinin yani Yahudilerin mescidi olarak lanse ettikleri Kubbetü Sahra olarak gösteriyorlar. Bunu ne için yapıyorlar? Çünkü
Müslümanların Mescid-i Aksa'sını yıkmak, Filistin ya da daha doğrusu vaat edilmiş kutsal topraklara olan hakimiyetlerini tamamlamak, Müslümanlara ait en ufak bir iz bırakmamak ve de en önemlisi Mescid-i Aksa'yı yıkarken Müslümanlardan çok fazla tepki almamak için. Biliyorsunuz, İsrail Mescid-i Aksa'nın altında tünel kazıyor. Sebep, Mescid-i Aksa'yı normal yollarla yıkamadıkları için alttan kazıyorlar ki kendi kendine yıkılsın. İsrail bu yıkımla neyi hedefliyor? Bu sorunun cevabı Kur'an'ın Bakara suresinde saklı. Peygamber onlara şunu da söylemişti. Talut'un Musa'ya verilen tabutu sandığı getirmesi padişahlığın alametidir. O tabutta Rabbiniz tarafından size manevi bir kuvvet ve Musa ailesiyle Harun ailesinin arkaya bıraktıkları Tevrat levhalarından arta kalanlar vardır. Melekler onu taşıyacaktır. Şüphesiz ki bu tabutun size gelmesi peygamberin sözünün doğruluğuna delildir. Eğer iman getirenlerdenseniz, daha açık olmak gerekirse Mescid-i Aksa'nın altında inanılmaz ve paha biçilmez bir manevi hazine saklı. Hazreti Mehdi, Beytül Mukaddes'in hazinelerini, Tabut Sekine'yi, Beni İsrail sofrası ile levhaların madenlerini, Hazreti Adem'in cübbesini, Hazreti Süleyman'ın minberinin asasını ve Allah'ın Beni İsrail'e gönderdiği süt kadar beyaz olan eldivenlerini çıkaracaktır. İşte Yahudiler bu hazineleri elde etmek için çirkin bir yolla Mescid-i Aksa'yı yıkıyorlar. Ama her şeyin bir sahibi var ve Mescid-i Aksa da sahipsiz değildir. Elbette onu koruyan Allah'tır. Şimdi neden Siyonistlerin Mescid-i Aksa diye kendi mescitleri olarak lanse ettikleri Kubbetü Sahra'yı bize gösterip ezberlettiklerini daha iyi anlıyoruz.